Yusuf Kaplan, darbelerin anası olacak bir darbenin ayak sesleri. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bütün askeri okullarımızın mezuniyet törenlerine katılıyor ve orada tarihi konuşmalar yapıyor. Bu yıl da aynı şeyi yaptı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla. Bir askeri okulun mezuniyet töreninde yaşanan bir hadise herkesin tepesini attırdı. Cumhurbaşkanı bir cami açılışı yapıyor ve günlerden cuma. Teğmenler ne yapıyor? İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir ordunun neferleri olacak teğmenleri cuma günü açılışı yapılan camiyi tıka basa dolduracaklar diye bekliyor bu Müslüman halk, değil mi? Ama ne oluyor? Devletin en tepesinin alarm zillerinin çalmasına yol açacak tehlikeli bir oyun, bir isyan veya provokasyon, artık ne derseniz deyin. İzlenimi oluşturan bir kılıç sallama ve ilkel, bayağı sloganlar atma gösterisine şahit oluyoruz. Bu bir tören hazırlığı olabilir mi? Milletin iradesine, milletin iradesinin en yetkili temsilcisi, seçilmiş cumhurbaşkanı ve başkomutanına karşı birileri mesaj mı veriyor acaba diye sormak zorundayız. Ne mesajı demeyin. Kuzey Kore ilkelliğini, diktatoryasını anımsatan böyle ilkel tören hazırlığı olamaz. Bu çağda, bu zamanda, bu saatte. Birileri darbe imasında mı bulunmak istedi diye sormak en temel hakkımız. Bu ülke darbe üstüne darbe yedi çünkü. Her 10 yılda bir darbe yedi, yiyor. 15 Temmuz aşağılık darbe ve işgal girişiminin üzerinden henüz 10 yıl bile geçmeden böyle bir girişime soyunanlar olabilir mi diye asla bir saniye bile düşünürsek, bir de bakmışız her şey alt üst olmuş, ülke kaosun, belirsizliğin ve hatta Allah muhafaza ama iç savaşın eşiğine sürüklenmiş. Olmaz demeyin. Bu ülkede nice olmazlar oldu. Olmaz olmaz diyemeyiz artık. Aklımızı başımıza devşireceğiz. En küçük darbe imasında bulunan herkesin apoletlerini teker teker sökecek bu devlet. Asla merhamet etmeyecek. Yeter artık. Birileri habire paranoya yapmayın diye salak salak laf ediyor. Bakın, bendeniz 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden yaklaşık 6 ay önce Ülke TV'de canlı yayında darbe geliyor. Lütfen devlet uyumasın, millet de duysun, ona göre hareket etsin demiştim. O zaman canlı yayına yağmur gibi tepkiler gelmişti. Paranoyak mı bu adam, felaket tellallığı yapıyor şeklinde. Ben Müslüman bir fikir adamı ve yazarım. Felaket tellallığı nasıl yaparım? Ben darbenin gelişini dış medyayı İngilizlerin The Economist dergisi, Amerika'ya hükmeden Yahudilerin haftalık Times ve Newsweek dergilerini, CFR terör organizasyon şebekesinin 2 aylık Foreign Affairs gibi dergilerini ve tabii New York Times, Washington Post ve İngiliz Financial Times gazetelerini düzenli takip ettiğim için bu etkili kaynaklarda yazılıp çizilenlere bakarak görmüştüm. Sadece bu dergi ve gazetelerde yazılan makale ve yorumlara dayanarak Türkiye'de darbe yapacak bu alçaklar, İçimizdeki Kemalist ve laikçi sloganlar atan NATO bağımlısı adamlarını, askerleri kullanarak demiştim. Darbe geldi 15 Temmuz'da. Şimdi 15 Temmuz'dan daha büyük ölçekli, Türkiye'de iç savaş çıkaracak, ülkenin bölünmesine yol açacak, Kemalizm sloganları attırarak darbe yaptıracak dış güçler ve içerideki uzantıları her zamankinden daha aktifler ve Türkiye'yi darbe yapılacak bir ülkeye, iç savaşın ve parçalanmanın eşiğine sürükleyecek büyük ölçekli darbelerin anası diye adlandırabileceğim büyük bir felaketin çıkmaz sokağın eşiğine sürüklemeye çalışacaklar. Bu kez işin içine Filistin'deki soykırımı da katacaklar. Filistin'i haritadan silmeye çalışacaklar. Mescid-i Aksa'yı yıkmaktan ve yerine Yahudi tapınağı dikmekten çekinmeyecekler. 10 yıllardır Mescid-i Aksa'nın altını oydular, arkeolojik kazı diye diye. Suudi Arabistan ve İran burada Türkiye'ye karşı birlikte hareket edecekler. İsrail'in önünü açacaklar. İsrail kudurdu. Ne yapıp edip bu arz-ı mev'ud saplantısını hayata geçirmek istiyor. Hem bu teopolitik stratejisinin hem de genelde İsrail'in önündeki en büyük ve
tek engel olarak gördüğü Türkiye'nin cezalandırılması için can atıyor. Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye'nin. Çok büyük, çok katmanlı ve karmaşık bir felaket tezgahlanıyor. İç cephe çoktan tahkim edildi. Bütün toplum kesimleri birbirine düşman edildi. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden düşük bir kişiyi yanına baş köşeye oturttu. Çok çirkin ve tehlikeli bir davranış bu. Özgür Özel, makul bir siyasetçi, etrafındaki ve medyadaki aklı selimden nasibini alamamış provokatör tipli adamlara asla itibar etmemeli. Ve Türkiye'nin eşiğine sürüklendiği felaketi iç savaş ve parçalanma tezgahını görmeli. Ve bu konuda devletle birlikte hareket etmeli, küresel şer şebekelerinin adamlarıyla değil. Vesselam.